Bir dakika, bir dakika. Bu ne demek oluyor şimdi hekim bey? Lafı uzatmaya hiç gerek yok Yusuf Bey. Her şey ortada zaten. Haklısın Kaan'cığım. Zaten konunun uzatılacak bir yeri de yok. Evet ablacığım. İstersen gidelim. Önden buyuruyorum Kaan'cığım. Lütfen buyurun. İyi akşamlar. Tamam. Tamam tut yakala. Tamam. Açıl. Çekil. Al al. Çekil şuradan. Bir dakika, bir dakika. Dur bakayım. Bir laf ediyorsun. Arkasından bir ateş düşürüyorsun. Ne oluyor şimdi bu? Gitmeden önce bir de bakın bana. Ne demek oluyor bu? Önce küpeyi atıyorsun, arkadan yüzüğü atıyorsun. Kayınbağa mahlı ya. Öyle ortaya iftira atmak var mı? Öyle gitmek var mı yani? Rica ederim beyler. İftira diyorsunuz. Rica ederim. Kamuran kaç. Nereye kaçacaksın kız? Kaç bizim eve kaç. Çabuk 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 kaç. Kaç. Ya neyine rica ediyor ya doktor? Hiç düşünmüyor mu ya acaba? Bu kıza ben iftira atıyorum diyorsun. Acaba bunlar da bana kafa atar falan diyor. Ya rica ediyorum diyorum. Büyüyemin de ya. Eyvah. Ben işleri iyice karıştırdım. Ne rica edeceksin ya? Durduk yerde öyle söz atılır mı? Durduk yerde mi? Evet. Ha durduk yerde mi? Durduk yerde. Evet. Ha. Lan bu bize bir insan şakası falan mı yap? Ablacığım. İnsan mı şakası? Yap. İnsan iki. Beni bak, beni bak. Kemal, Kemal. Sal, katili, katili sal, katili sal. Beni dinle, beni dinle. Bir konuşuverek, bir araştırıverek ya. Bir dakika, bir araştırıverek. Yani neymiş, ne değilmiş bir araştırıverek. Beni bak. İnsan kaybetmek kolaya bak. Kazanmak çok zordur, bilir misin sen? Ya kayınbağa mahlum bunlar nasıl hareketleri böyle? Ayıp ya. Hah. Salın dedim şu katili. Kamuran, hayırdır kızım? Anam bir taşım kayfiye seviyedi de bir fincan yani. Çok canı çekivermiş anamın ya. Ananı? Ha, anamın. Ne oldu, niye kızı verdin? Ne kızacağım be? He, ananın diyorsun. E ananın mı canı çektin, oteli mi, onu anlamaya çalışıyorum kızım. Ha, yok anamın. Ha. Anam. Senin anan da Nurten'den beter oldu. O da mı aşeriyordur, nedir ya? Ya Dudu teyze, sen kahve vereceğim mi vermeyeceğim onu diye ver. Ya Hilal kalk kızım kalk hadi. Şuna kahve ver hadi. Ne bakıyorsun amcaya? Açıkta bir şey mi görüverdin? Tövbe tövbe. Ne göreceğim kız açıkta? Düz yol dururken niye o taraftan geliverdin diye bakıyorum. Ha şey. Kestirme oluversin diye geliverdim. Kestirmeye mi? Oralarda çukurluğa var. Düşüversin ağzın üstüne kızım. Ha yok yok. Allah beni koruyuverir. He. Tabii. Tövbe estağfurullah. Deli mi lan bunlar? Vallahi fişi çekmişler ha. Hakikat doğru söylüyor ya. Vallahi gitti kızın geleceği, gitti. Ay kendi kendimize nazar değdiriverdik ha. Ben bunu dişçinin yanına koymazdım emme. Babamla eniştemden hareket bekler. Sakin, sakin Kemal. Ne edeceydin Kemal? Adam zaten ata koymuş sözü. Sen ne edeceydin? Ben de seni yardım ediverirdim Kemal abi. Ya sus sen, dangalak dangalak konuşma hindi. Hıt! Durun bakalım lan. Ben anlayamadım. Bu Kamuran'ın küpesi nerede bunu vermiş? Ay baba işte Cemal'in yatak odasında bulunmuş. Kaan, Cemal'in yatak odasında bunu vermiş küpeyi. O vakit... Cemal'in yatak odasında ne işi varmış lan onun? Kayınbaba orası biraz şey anlaşılmıyor yani. Orada bir karışıklık var. Şimdi beni bak. Bu Kaan Cemal'in yatak odasına girmediyse bu küpeyi mutlaka Cemal ya da Gül vermiştir ona. Ya kayınbaba artık bırak kim kime verdiyse verdi küpeyi müpeyi ya. Adam diyor ki Kamuran diyor Cemal'in yatak odasında diyor girmiş diyor oraya diyor. Küpeyi veriyor yani. Küpeyi kim kime vermiş boş ver. Asıl olan Kamuran Cemal'e vermiş. Dürtme dürtme ne var, doğruyu dedim ya. Kamuran nerede kızım? Ha? Sizle gitti işte. Ben de onu bekliyorum. Bak kurnaz ayağı karanlıktan, haraşadan yararlanıp kaçmış demek ki buradan. Ne kaçacak lan? Elbet geri dönecek. O buraya geri dönecek. Ben o zaman işte onun hesabını soracağım buradan. Ailemizi kötülüklerden koru ya Rabbi. Bittik ya. Al kız Kamuran'a bak. Ha, teşekkür ederim. Sağ ol.
Hadi iyi akşamlar. Bizim. Ne buradan geldin şimdi oradan gidip durun? Ya oradan gelince kızıyorsun. Sana da yaranılmıyor ha. Neyse, eski geliniz olaraktan gene de iyi akşamlar. Tövbeler olsun. Bu kızdan bizi Allah korudu ha. Biz sonra işin ağzından aldın aynı şeyi düşündüm. Cemal. Hadi bakalım. Ay, nasılsın Cemal? Kamuran, sen ne arıyorsun burada? Ay, beni gökten ararken yerde mi buluverdin yoksa? Hayır Kamuran. Hayır mı? Hayır Kamuran. Ha. Cemal, sana bir şey diyeceğim. Şimdi sen bana ilk bir hayır dedin. Sonra ben sana hayır dedim. Sonra sen bana bir daha hayır dedin. Kaç etti? Üç. Allah'ın hakkı üçtür. Hayır deme hakkımız da doldu. Bundan sonra hep evet desek mesela. O nasıl olacak Kamuran? Ya Kaan sözü attı biliyor musun? Aa. Hadi ya. Nerede attı? Gidelim arayalım istersen Kamuran. Ha? Of ya ben de maydap yetmedim ama. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oluyor burada? Ya Gül nerede kaldın? Ya kızım senden kaç tane var bu köyde? O ne demek indi? Az önce kendi bahçendeydin, şimdi buraya mı ışınlandın? Ya Kaan, Kamuran'la olan sözü atmış da onu anlatıyordu bana. Attı, attı. O da hemen soluğu burada bulmuş zaten. Oh, kahve fincanın da elinde. İçine tuz attı mı Kamuran? Ne tuzu lan? Ya Gül, hadi gel girelim, bizi bekliyorlar. Tamam Cemal, gireceğiz, gireceğiz ama bir dur. Kızım bak, biz Cemal'le evlendik. Tamam mı? Bak, bu da yüzük. Biz artık evliyiz. Değil Kamuran, isterse Kamuran ordusu gelsin üstümüze, biz değişmeyeceğiz. Ha, Cemal. Vallahi bu kafayı yemiş. Yemiş vallahi. Kamuran gider misin? İyi tamam, gidiyorum. Hadi görüşürüz Cemal. Ay, bu kız beni deli edecek ya. Deli ediyor gerçekten ama ya. Tamam, tamam. Sen bir dur, bir dur. İlk önce bana şunu bir söyleyiver. Sen Kamuran'ın bahçesinde ne yapıyordun Gül? Bir açıklar mısın bana bunu? Ya hayatım biraz dolaşacağım dedim ya. İşte dönerken Kaan'la ablasına rastladım. Onlar da böyle bir garip garip konuştular. Ben de merak ettim, takip ettim. Meğersem sözü atmaya gitmişler ya. Allah Allah. Bundan sana ne Gül? Sen niye hala onları takip ediyorsun? Nasıl sana ne ya? Nasıl sana ne? Cemal ben ne dedim? O kız bana ne yaşattıysa ben de aynı şeyi yaşatacağım demedim mi? O yüzden ben de aldım küpeyi götürdüm Kaan'a. Al bak bu bizim yatak odasından çıktı dedim. Ya Gül sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Yaptım işte. Ne yapayım? O aynı şeyi bana yapıyor. Hem doğru değil mi? Doğru. Senin bu lafının üstüne de Kaan gitti Kamuran'la olan sözünü attı. Öyle mi? Öyle oldu. Ben vallahi bilmiyordum bu kadar olayların büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Vallahi ben de günün birinde senin Kamuran olabileceğini tahmin etmemiştim Gül. O ne demek şimdi ya? Kamuran gibi davranırsan Kamuran olursun demek Gül. Eğer Kamuran'la olmak isteseydim gider onunla olurdum. Kızdın mı sen buna? Hayır. Nasıl yani? Kızmadım. Kızmam. Çünkü ben seni seviyorum. Bir itirazın var mı buna? Ne kadar sevdiğine bağlı. Dünün iki katı. Ha, iyi bari. Benimkinin yarısına falan ulaşmışsın. Allah Allah. Bıt 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 neler diyor ya. Ha? Küçük küçük şakalar. Yarısına ulaşmışım. Ya Gül bu nedir bir saatte buz gibi koluma değiyor? Dondurma yer misin? Yerim yemesine de nereden çıktı gece gece? Ya hayatım Dudu teyze için aldım. Bir özür maksatta. İyi düşünmüşsün. Girelim mi artık? Girebiliriz artık. Beş dakikaya geleceğiz dediler. Neredeyse yarım saat oldu yok da ortada ya. Dudu onlar gelmesine geliyor da mühim olan onlar geldiği vakit senin suratın alacağı şekil. Ne
demek istiyorsun üstüne? İşte gitme çocukların üstüne demek istiyorum. Başka ne demek isteyeceğim ya? Hem sen demedin mi demin ya biz bu kamura nasıldık Cemal'e halimiz ne olurdu diye? Orası öyle ama. Ay geldi işte ana. Şişt, yüzünü düzelt. Yüzünü düzelt. Gel bakalım, gel çocuklar, gel. Bacım, bak Gül sana dondurma aldı. Hı. Niye zahmet ettiniz kızım, niye zahmet ettiniz? Ne zahmet etsin amca, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedim. Dudu teyze, kusura bakmayın sizi kırdıysam. Hı. Ben de seni kırdıysam kusura bakma kızım. İyi, vallahi dondurmayı pek severim Bilal abla. İyi ki alıverdin. He, anam da çok sever, ben de pek severim. Hem geçen yaz hiç dondurma yemediydim. Ne ilki bu? Framboğazlı. O ne ki? Framboğaz işte. Ha. Çikolatalı olaydı, daha iyiydi. Ya da kaymakli. Sevmiyorum ben bunu. Aşkım şimdi dediğimin ne konuştuk daha? Şimdi iki dakika önce konuştuk ya. Ne diyeyim üstüne? Sevmiyorum ben frambuzlu. İçim almıyor. E buldum bunu yiyorsun ama olmaz ki. Ana, bak yarısı da kaymaklı seversin sen. Hı? Tamam, kaymaklı. Hadi. Beni sevdiğim. Madem ben de bir tabak getirelim dondurmaları koyacak. Koş koş. Hadi bakalım. Seversin kaymaklı. Yürü. Ateş aşkına canım, canım, canım. Yakma çırağımı. Ya beni de götür. Ya sen de gitme. Ateş aşkına canım, 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 yakma çırağımı, ya beni de götür, ya sen de gitme. O zaman Nihal'in münasebi Niyazi'dir. Onları bir an evvel evlendirelim ki senin de bu Niyazi ile bağın hemen kopsun. Sen o kadar istiyorsan geleceğim gari. Bakayım pek hoşuna gidiyordu. Senin de eski diden de gözümle vardı ha? Yok babaanne ya. Olacak şey mi o? Ya ben öyle komiğime gitti ondan gülüyorum. Öyle şey olmaz babaanne, o benim eski dedem sonuçta. Bu köyde evleneceğim son erkek bile değil Niyazi. Aa! Niyazi! Niyazi, hamak var burada. Allah! Biri kuru vermiş demek ki. Aa, sanki bizim için kurmuşlar. Gel, gel hadi gel. Dur, dur. Allah! Ey Allah'ım yarabbim. Dur, düşmeyeyim ya. Gel. Bakacağız mı ya? Hı-hı. Allah! Aa! Niyazi, şuraya bak. Yıldızlara bak. Hiç bu kadar yıldızı bir arada görmemiştim uzun zamandır, biliyor musun? Sahi mi diyor ya? Hı-hı. Mavi nurdan bir ırmak
gölgede bir salınca, bir de ikimiz kalsa, yıldızların altında mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salınca, bir de ikimiz kalsak, yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında, kollarının altında. Niyazi, Niyazi böyle çok güzel. Burada kalalım mı bu gece? Burada uyuyalım. Ya evden merak etmezler mi seni? Ya etmezler, ben Sude'ye mesaj yollarım. Vallahi mi diyorsun ya? Evet. İyi, o zaman ben de eve haber vereyim de bu gece burada yatayım ya. Tamam. Dur bakalım. Dur, Allah düşmeyeyim kız. Allah. Of baba ya. Amma aradın ya. Bah ya. Aa, bah yine buradan arıyor ya. Ne var baba, ne arayıp durun? Seval kız, iyi misin sen ya? Ha, ay Niyazi abi, ben Seval değil, şey, Gamur Hanım ben. Allah canına almasın kız, senin benim evde ne işin var? Çabuk çık bakalım benim evden, çabuk çık. Ya aban ayrı, sen ayrı, başımı belaya sokuvereceksiniz benim ya. Ya Niyazi abi, babam beni gene dayaktan gebertiverecekti. Seval koş bizde saklan deyiverdi, ondan geliverdim buraya. Sen gene kim bilir ne hatlar karıştırmışsın. Neyse, Seval'i ver bakayım bana. Ha? Seval'i mi? Yok, burada yok. Daha gelmedi o. Gelmedi mi? İyi, o zaman gelince söyle. Ben bu gece eve gelmeyeceğim gari. Abo, ne yapacaksın lan gece gece bir başına sokaklarda? Da? Ya sene ne? Sene ne ya? Bu sene hesap mı vereceğim bir de Muhtemet gibi? Allah Allah! Olur mu lan? Vay ya, gene ne atlar çeviriyorsunuz siz? Ha? Cemal yanında mı? Kamuran, kapat şu telefonu. Gözünü seveyim, kapat ya. İyi, tamam lan, kapadım ha. Şarjımı bitireceğim ha. Ay kız Seval, nerede kaldın ya? Ay anca geldim Kamuran. Her yerde seni arıyorlar. He öyledir. Niyazi abi aradı ha. Ha. He bu gece eve gelmeyeceğimmiş. Artık nerede kalacaksa. Artık Niyazi abi de gelmediğine göre ben burada rahat rahat kalırım bu gece. Tamam kal, kal da Kamuran. Sonra ne yapacaksın? He. E yarın olsun, hayır olsun. Baba. Şş, hala açmıyor mu kız? Yok baba, açmıyor ya. Baba. Heh. Evin her yerlerine baktım. Evde yok. Kayınbaba. Şiirsi. Kapalı. Zeytinliğe baktım. Ağaçların tepelerine baktım falan. Yok, fenerine baktım. Bu vallahi arka bahçeye de yok. Ay vallahi hiçbir yerde yok. Baba, he. Evin etrafını dolanıverdim, orada da yok. Zaten koşarak kaçtıysa benim onu yakalamam mümkün değil. Ara bakalım bir daha, ara ara. Baba arıyorum, açmıyor, hep meşgule veriyor o. Elbette açacak o telefonu. Beni bakın. Kamuran'dan haber alıp da beni söylemeyen olursa... kendine başka bir ev bulsun işte o kadar. İdra şu. Ay baba kafam yok, bozuldu. Biz yavaştan kalkalım o zaman, değil mi Gül? Evet evet, hem sizi de daha fazla uykusuz bırakmayalım. Aşk olsun bizim, olur mu öyle şey? Bizim size teşekkür etmemiz lazım çünkü... böyle zor zamanımızda bizi yalnız bırakmadınız, destek oldunuz, eksik olmayın. Baba, biz bir aileyiz. Heh, bak ne güzel söyledin Cemal, biz bir aileyiz. Aile birliğimizi bozmadığımız surette...
kimse bizi yıkamaz yani. Ne Sultan Ana, ne Yusuf'la, hiçbir şey. Ha, bu arada ben babaannemle konuşmaya çalıştım. Ama inadını kırmak biraz zor gibi görünüyor. Aman bırak inadını kırmasın, varsın kırmasın inadını minadını. Biz birliğimizi bozmadıktan sonra dirliğimizi kimse yıkamaz, kimse bozamaz. Ne güzel dedin Hüsnüm. Ya ama işte bu konuda en büyük görev sana düşüyor dedim. Neden dersen yuvayı dişi kuş yapar. Bilip durun, bilip durun Hüsnüm, bilip durun. Baba. Biz Gül'le her zaman yanındayız. Bunu bil tamam mı? Evet. Baba, ben de yanınızdayım. He, ben de yanınızdayım. Gördün mü bak Dudu, ne şanslı insanlarız biz. Evlatlarımız hep bizim yanımızda. Biz yine babanızın çenesi düştü. Hadi bakalım kalkın yuvanıza doğru, tutmayalım sizi haydi. Hadi çocuk. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuklar. Hadi iyi akşamlar. Dikkatli gidin ha. Cemal. Görüşürüz baba. Hadi Cemal'im ben. Hadi yavrum. Üşüdün mü? Evet biraz. Dur bakalım. Aa bakan bunu. Sen ne yapacaksın Niyazi? Ben erkek adamım. Bana bir şey olmaz. Niyazi. Gel bakalım. Çok naziksin, çok sağ ol. Ne demek? Sen üşümüyorsun değil mi? Ya, bana bir şey olmaz. Üşüdün mü burada? Gel bakayım. Gel. Geldik biz geldik tamam. Oturalım biraz. Olur. Orada mı? Evet. Biz de yaşlanınca annenle baban gibi olur muyuz? Tamam. Benim annemle babamla ilgili hatırladığım en net şey birbirlerini çok sevmeleriydi. Hem de çok. Mesela annem yemek hazırlarken babam da masayı kurardı. Oyalardı bizi. Çünkü çok yaramazdık. Çok. Ama eminim şu an babam hayatta olsaydı
O da Hüsnü amca gibi bizim beraber olmamızı öğütlerdi. Biz de onlar gibi olacağız. Birbirimizden hiç ayrılmayacağız. Hep birbirimizin yanında olacağız. Söz veriyorum. Ben de söz veriyorum. Bize bıraktı başımıza. Nasıl havlayıp durur ya? Aynı kendi gibi bulmuş bir tane sıyrık köpek. Üf. Yok ya, kesinlikle uyutmaz. Sabaha kadar uyutmaz. Ulan beni falan ısırmasa bari ya. Üf. Bana mı bakıyorsun lan? Canım, canım. Bak, bir enişten, enişten mi? Böyle şey yapma bana. Bak şimdi, şey yapacaksın. Anlatayım, bismillahirrahmanirrahim. Bak canım. Oğlum bak, sana insanca söylüyorum. Bir dinle lan, insanca. Oğlum bana bakar mısın ben konuşurken ya? Bak, sana insanca söylüyorum, bak. Bana bak, sen artık başına buyruk mu köpek? Bir dinle beni, ben konuşurken bir susabilir misin lütfen? Lütfen. Allah! Anam ayaklarım falan kopuyor. Isırdı mı ya? Bak gel buraya, gel. Gel şu tarafa. Gel şuraya yanıma. Ayağım boşaldı ya. Allah'ım ısın. Allah canını almasın ya. Nasıl? At gibi ya. İnsanlarla yaşıyorsun, kurallara uyman lazım. İnsanlar bu saatte uyuyor ya. Lütfen yani. Şey yap biraz. Gel, gel. Şişt. Yok, oraya gitme, gel. Katil ya. Bak bunları öğrenecek insanlar bu saatte uyurlar. Bak gel. İnsanlar bu saatte uyurlar. Lütfen herkesi uyandırdın ya. Bunlara alış artık. Bunları bilmemek ayıp değil. Enişten olarak ben sana bunların hepsini anlatacağım ama bana havlama. Beni sakın ısırma, tamam? Hadi. Hadi hadi. Düzgün düzgün normal ha. Yürü. Cemal. Hı. Hayatım, ne oluyorsun? Kafam yok kanalıyım ben. Özür dilerim. Thank you.
Nerede kaldın lan? Cibi'yi yollamışsın. Sen bu saate kadar neredeydin? Bu akşam hasretle ilgili şeyler konuşuldu. O yüzden muhabbet biraz uzadı. Hasret çok başka bir şeydir sultaniyem. Hasret kimin uzağındaysan onu özlemektir. Doğru diyorsun Fırat. Doğru diyorsun. İnsan ne kadar uzakta olursa gari o kadar özleyiyor, o kadar hasretini çekiyor. Nihal nerede? Senden gelmedi mi o? Ben onu hiç görmedim ki. Hem ben senin torunlarının bekçisi miyim? Tamam be kızım gari. Hadi kalk seni yatır hemen. İstemez. Ben kendim yatarım. Ben daha gencim. Hasret deyip duru. Kimin uzandaysa onu özlermiş gari. Abo. Ne? Bu Ukrayna'da gariyi özleyip durmazsan. Tövbe tövbe. Nihal'e de kışkırtıverdi gari Niyazi'ye karşı. Yok evlendireceğin, yok bilmem ne. Ne edeceğim ben ya Rabbim? Gül. Bir tanem. Hadi canım kalk. Ya ben biraz daha uyuyacağım zaten. Sabaha kadar uyuyamadım. Aa. Ne yaptın sabaha kadar? Aşağı bak. Aşağıda görürsün. Bahçeye bak. İyi tamam. Ben köye gidiyorum o zaman. Sen de uyanınca gelirsin olur mu? Tamam. Tamam. Hadi bakayım iyi uykular. Allah canını almasın. Sabah oluvermiş ya. Anacığım, anam. Anam Allah canını almasın. Her yakam tutulmuş ya. Nihal, Nihal'cığım. Kalk canım, sabah oluvermiş. Sabah olmuş diyorum. Ne olmuş? Allah canını almasın. Allah. Ay ya. Koptu Niyazi. Allah'ım ya Rabbim ya.
Ya Nihal'cim adam akıllı öyle evde uyumak varken, yatmak varken hamakta hama alsak olacağı bu. Halimize bakın ya. Çık. Bu mu yani? Yaptım dediğin bu mu Gül? Ya ben mutfağa girsem, yemek yapmaya kalksam daha az dağıtırım vallahi ya. Ya ama malzemeler falan, ne bunlar böyle bırakılmaz ki Gül. Bak hep kapaklar, kapaklar. Açık bırakmışsın, kuruyacak hep ya. Ha. Bunu mu yapmış ya? E bu güzel olmuş. Vallahi yetenekli karım var ha. Malzemeleri de böyle bırakmasaydım. Hadi bakın. Hayırlı işler. Aman benim oğlum büyümüş de. İşçiler olmuş da işlere mi gidermiş Allah'ım yarabbim. Eyvallah ana. VD'nin öpe. Yok. Oh. Oh. Baba sen de ver, sen de öpe. Gel abi ben de seni öpeyim. Ne oldu Gül, senin sesin niye kısıldı? E ne olacak üstüne? Koca kutu dondurmayı tek başına yesen ne olur? Böyle olur işte. Neymiş efendim, geçen yaz yememişmiş de hiç dondurma. Dudu, sarlama. Sonuna kadar sen yedin o dondurmayı tek başına. Hı, yalan. Ne yalan kız? Ben frambuzlu yemem dedin. Kaymaklığı dibine kadar götürdün, arkasından da frambuazlığı ufaktan, ufaktan, ufaktan hepsini yedin ya. Ben yediysem niye onun sesi öyle olur? Bak benimki, aa bak normal çıkıyor. Niye onun öyle olur? Ya Temem ben işe gidiyorum, siz hala dondurma muhabbetindesiniz ha. Vallahi oğlan haklı. Hadi yavrum, hadi hayırlı işler. Aferin. Hadi. Tamam, siz girin, ben giderim. Yok, Hakan'dan su dökeceğiz. Biz sonra gireriz, sen git. Adet var ya. Gelenek var, görenek var. Hadi bakayım. Evet, o zaman Allah'a ısmarladık. İyi, hadi kendine dikkat et ha. Sağ ol baba. Ya bu çocuğum. Hay maşallah. Direkt kafasından dökeydim. Hadi. Hadi bakalım. Aytenim, çok geç kalıbeydim. Bizimkiler de anca kurtulubeydim. Hemen gel seni de bir gören. Nereye gelem lan? Ya arkada zeytinliğe gelibe işte. Gitmeden beni bir uğur öpücüğü veribe. Dudaktan mı lan? He Ayten he. Uğur öpücüğü diyorum ya. Celal, iyi gelip durun emme. Öyle çok uzun uzun öptürmeme. Öyle Mira'nın Yaman'ı öptürdüğü gibi hiç olmaz. Sen gel de Mira ile Yaman'ı görürsün hadi. İyi. Dur! Dur! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Baba, Yusuf Emre'nin göpeği beni kaptı. Nereye kaptı? Aha. Baba o, mağabeyi dişlemiş lan. Mağabeyi elinde duruyor mu ya? Ben göremiyorum. Doğru söyleyin, doğru söyleyin. İşte bayağı dişi geçirmiş gari. Oturabilecek mi bir daha? Oturmasın, oturursun ya. Oturamazsan da ananın şambrelini kullanırsın gari. Ya hep bize nazar değiyor ya. Değiyor da hep aynı yerlerinize değiyor. Oğlum, biz seni buradan yolluyuverdik. Sen niye oraya gidip de köpeklere kendini yedirverdin? Baba, sonunda geç kalıyordum servise. Geçtirmeden gidiverem dedim ya. Yoksa geç kalacaktım. Bu Yusuf var ya, bu Yusuf. Canımı yetti gari. Bütün ailemin malı mülkünü yediği gibi... ...hindi de evlatlarımı köpeklerine yediriveriyor. Yusuf! Yusuf! Baba! Yusuf! Hafif acıyor. Başlarım Yusuf'a da köpeğin adı. Nerede yürü o köpeği? Baba, şu köpek. Ha işte, bu. Aa, bu. O ne ya? Ağzımda ya, kısım. Ne lan bu?
Ne işin var lan benim bahçede? Senin it benim oğlanın arkasını aramaymış ya. Ne edeyim yani? Ne işi varmış benim bahçede? Ne arıyor benim bahçede bu? Ya arkadaş, oğlan servise işe yetişecek. Kestirmeden geliveren demiş. Ne oluyor ya? Ne var bunda? Basınca toprağa mı aşınıyor seni? Dur bakalım, dur bakalım. Bir dakika. Ney? Ne işi yetişmesi lan bu? He, fabrikada işe başlayıverdim. Sigorta, artı prim, artı maaş. Mesai de var. Evet. Öyle değilseniz de lan. Yemin. Al bakalım şu kameranın içini götürün buradan. Kemal, kayınbağamı duydum. Al katili. Al katili Kemal. Katil mi? Al katili Kemal. Yuh, kusura kalmayın. Yani biz öyle hayvanı adam yedirecek insanlardan değiliz değil mi? Yemin. Celal al götür fabrikaya. Vardiyasını geç kalmış bu çocuk. Sahi mi lan? Tabii lan, bir hatamız olduysa affola yani. Hadi Bünyamin. Dön lan. Ne diyorsun ya? Ne yapıyorsun lan? Şş. Oğlum artistik yapma, bakacağım arkana. Kanban olduysa döşemeleri falan batırır ya. Lan başlayacağım hindi döşemenden ha. Ama kaymaba bir de şimdi yıkama işi falan çıkacak. Kan lekesi mi? Hayatta çıkmaz kan. Ya, ya bir dakika ya. Çocuk böyle yırtık pantolonla mı gidecek ya işe? Dur bakayım. Git bakayım kızım, sen yeni pantol getir abine yani. Yürü. Tamam. Kızım koş koş çabuk. Celal. Bin bakalım arabaya. Daha da geç kalma. Çalışan adam erken davranır değil mi? Tabii. Sağ ol Hüseyin Bey. Beni bak, pantol gelmeden gitmeyin ha. Tam bu arada geç. Geç. Kusura kalmayın yani ha. Neyse varmış artık, ne yapacaksın? Ne yani? Daha o biraz aç mı onun, karnı mı açtı? Yok yok, o öyle saldırgan geçmiş. Biri uzağa bağlat bari biraz. Öyle çık hadi. Günaydın lan Sıddık, hayırlı işler. Günaydın lan Niyazi. Şşş, dur lan dur. Niyazi, ona lan toz, toprak, çamur, pis. Sen ne yaptın? Tarlada mı yattın? Değil mi lan? Ya ön tarafı temizleyiverdim de demek ki arka tarafı görmediğim için orada kalmış. Temizleyiver bakayım. Ya, yat sen bakayım. Elleri daya, elleri daya. Ne yaptın lan? Dur lan dur. Allah, canlar mısın oğlum? Oğlum ya, bir sus. Öyle mi temizleni? Bir döner misin? Oğlum darbe uyguluyorum. Canlar mısın ya? Dur. Oğlum dur lan. Oğlum dur, şuursuz. Ne yapıyorsunuz lan? İyi misiniz? Ya arkadaş, arkamı temizleyiver dedim. Emanet öküze vurur gibi süpürgeyle vuruyor ya. Ya ne edeyim, saplı süpürge var. Elektrik süpürgesi yok ki. Katılaşmış. Ondan sert daha bile. Tövbe yarabbim. Sıddık, hayatı bakkalda mı? Sen cicim anne, nerede olacak bakkalda? Neyse tamam, geliyorum ben. Ha. Şurada kalmış, dön be. Yavaş temizle, yavaş. Ya Allah, yanı kalmış. Tamam. Ben. Vallahi yırtın süpürgeyi kafana. Merhabalar. Günaydın. Günaydın. Hemen geliyorum, hemen. Tamam, hemen gel. Bu ne lan, ne bu enerjik sabah? Ya Hayati, bana şöyle yarım ekmeğin arasında bir kaşar yapıversene. Ediverin, ediverin. Hadi ediver. Ne o cicim ayları? Bitti mi gari? Gül yengesine gaybaltı hazırlayayım ama. Küçük küçük şakalar. Ya ben de diyorum, bugün dalga geçecek konuyu nereden bulacaklar? Gül bana kahvaltı hazırlamıyor muymuş? Günün başlığı bu yani ha? Ya sen dalga geçeceğine önüne baksana, işine bir baksana. Ben senden salam istedim mi Hayati? Sadece kaşar istedim değil mi? Tam arkadaş, ne kızıp durun ya? El verin. E işiniz gücünüz dalga arkadaş. Geçmiş olsun Hekim Bey. Ne o, şifayı mı kapladın? Bahar nezlesi herhalde. Bir tane gazete alacaktım. İyi. Bu arada herkese merhaba. Sana da. Aldın gazeteyi. Hı-hı. Hı-hı. Tamam, gidebilirsin. Hadi iyi günler. İyi günler. Bunu alıyorum ben. Tövbe yarabbim ya, ne cins bir adam bu. Oğlum katılaşmış lan bu, çıkmıyor. Gitsene bir deniştir üstünü ya. Ya tamam kardeşim, deniştirirsen acık daha temizliği be ya. Günaydınlar. Tekrar günaydınlar. Günaydın. Günaydın Hekim Bey. Nasılsınız bakayım? Vallahi çok güzelim ya, çok güzelim. Daha da güzel olacağım ve bunun farkındayım. Hayırdır? Ya bu güzelliğinizi neye borçlusunuz Hekim Bey? Hayatımda büyük değişiklikler oluyor Sıddık. Daha doğrusu sizin deyiminizle çok büyük değişiklikler oluyor. Dün akşam Kamuran'la sözü atıp duru. Ha? Yuh, şuş, dur lan. Dün bir böğün iki, ne ara? Adamcağız ne yapsın kardeşim? Karşısındaki Kamuran anca dayanabildi. Bu kadar dayanabildi demek ki. Evet, o da doğru. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Çok önemli hissiyatlarım var. Çok acayip şeyler oluverecek. İlişkilerde
ayrılmalı, barışmalı olabilir. Oğlum ben bildiğinle hekimle Gamıran ayrılmış, söz atmışlar. O da olabilir de 12'de atım ilişki sayılmaz. Daha köklü ilişkiler hakkında hissiyatların vasıldıkça. Nasıl yani köklüdeyken? Yani Hüsnü Emmi ile Dudu mu ayrılmayacak? Öyle bir kök mü? Nasıl bir kök bu? Allah delisi ya. Vallahi ben o kadarını bilmiyorum. Ariyetini bana deli demezsen çok bahtiyar olacağım. Tamam delicim. Hekim bey hayırdır? Neye attınız sözü? Vallahi Niyazi Bey öyle gerekti. Yani hayatımda yeni şeylere gebe olan yeni bir dönemdeyim gibi hissediyorum. Hayat sanki bana daha iyi ve daha güzel şeyler vaat ediyormuş gibi. Bir tane ayran alabilir miyim? Ayran? Ayran, bildiğim bayağı beyaz. He, daha önce yapmadım ya, yapmadım. Günaydın. Günaydın Kemal. Kemal, ne haber ya? Hoş geldin. İyi Hikmet. Sıddık, bir çay koy versene ya. Şunu yiyeyim, kuru kuru gitmez şimdi. Kurt gibi açıma. Kemal, dün seni evden mi kovdun lan? Ne var onun arasında? Kaşar. Böyle kaşarlı ekmekler, kahvaltıyı burada yapmalar hayırdır? Ya, tamam, uzatma, bir çay koy. Demleniyor. Kemal, hakikaten lan hayırdır? Gün nerede? Nerede olacak? Evde uyuyor. Bu saatte. Dur, bu saatte uyuyor mu lan? Uyur, uyur Gül, uyur. Yani onun uyumayı seven bir yapısı vardır. Hatta İstanbul'da hiç uyanamazdı beyler. Kaan, sana ne? Sana soran oldu mu? Ah, pardon ya şey, Cemal'cim geçmişten bahsetmem bir hataydı. Tövbe ya. Şişt, Cemal. Oğlum, siz arayı düzeltmediniz mi? Ne oldu? Ben bir şey olmadı. Yorgundu. Gece uyku tutmamış. Şimdi de uyuyor. Ne uzattınız? Amma uzattınız ya. Oldu. Tamam. Nasıl? O zaman tekrar günaydın hepinize. Ben bir ara tekrar uğrarım. Görüşürüz. Evet, tabii. Evet. Allah'ım yarabbim. Buna ne oluyor ya böyle? Psikolojisi bozuk. Yağmuran'dan sirayet etti demek ki. Niye? Sözü atmışlar ya. Ha, biliyorum ya. Sen nereden bilip durma acaba? Yağmuran söyleyiverdi. Şişt Cemal. Niye ayrılmışlarını? Onu da söyledi mi? Neyse ya, boş ver, uzatma. Neye ayrılacak lan? Neye ayrılacak? Güneşle tutuluyorum. Aylar tutuluyorum. İnsanların hayatlarında bir sürü değişiklikler oluyor ya. Horoskop. Ne zaman geliyor işte be? Gelir birazdan. Güller kuruyor ablacığım. Güller kuruyor. Güller soluyor. Haklıymışsın. Kaan sen ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım. Ablacığım sen kaç tane gül tanıyorsun Allah aşkına? Hmm, bir tane. Bir tane olur mu ya? En az 30 tane gül var burada değil mi? Bunlar da çok güzel bu arada. Çok sağ ol bunlar için. Sizi ne yazar? Diş. Diş tabii ki. Sonuçta bevleci değilim değil mi yani? Ama dişinizde ne var? Çok ağrıyor, çok. Hı-hı, hı-hı. Hangi diş? O zaman açın ağzınızı. Bu ne ya? Bu ne ya? Oda spreyi. Abla oda spreyinin benim malzemelerin arasında ne iş var? Ay işte odaya sıkmıştım, oraya koymuşum canım. Affedersiniz bir yanlışlık oldu. Açın ağzınızı. Açın beyefendi. Evet, şimdi bu dişinizi donduracak. Ben de zaten hemen geleceğim. Ağrınız geçer o zamana kadar. Tamam, hadi. Tamam. Kayfaltın bittiyse doğru fırla ahırla hareket bakın vakit kaybetme hadi. Tamam baba tamam. He bana bak. Şu iti de al götü de ahırları bağlayıver bakalım hadi. Tamam baba. Hadi eyvallah. Ayten bizim sen de bize birer tane kayfa yapıver hadi bak. Ay bana kayfa mayfa demeyin. Kayfa deyince başıma öyle ağrılar girip durur. Ablam bana bir orta yapıver olur mu? Kızım sen de içme. Bebem var karnında. İçsin içsin. Günde bir tane bir şey olmaz ana. Ya bir şey olmaz ya bir şey olmaz. Ayten kızım ablanınkini şekerli yapıver hadi bakalım hadi. Baba seninki nasıl oluversin? Benimki ben içmeyeceğim. Şeker ziyan olmayıversin ya. İyi. Hı?
Yani bak, beni yüz gözetme. Şu Ayten'le bir konuşuvereyim. Cilal belli ki Ayten için gelmiş bahçeye. Bununla gizli gizli buluşup konuşurlar. Bir hal çaresi bulurum. Hatta ben diyorum ki onlara haber verem. Aa, ay çok iyi düşünmüşsün baba. Lan nereden çıkıverdi indi bu? Kız, kamranı ziyan ediverdik bari bu kız ziyan olmasın. Değil mi? He, iyi düşünmüşsün. Ben gidip konuşuvereyim. Hı, hı, ver bak. Sorup soruşturum, tamam mı? Bu Celal işten kaç para maaş alacakmış, bir öğreniverin bakalım. Müsaade et. Hadi. Hadi baba, hadi. Tamam, tamam, öğreniverin. Hadi anam, güle güle. Hayırlı günün ağam. Hadi güle güle. Çok iyi düşünmüş kız ama. Apo. Ne diyorsun lan? Sultaniyem. Önce bir hatır sor lan sen. Neyse, senin de sabah şereflerin hayır olsun. Senin de olur Vesil. Senin de olur Vesil. Sen ne edip durun yumurtalarla? Tavukların atından aldım yeni yumurtaları. He. Atış talimi yapacağım. Abo. Yani biz o yumurtalarla genelde sabahları kahvaltı yapıp dururuz. Ya bu sabah yumurta yemeyiver ne olur? Ya her sabah, her sabah dokanır sana. Dertleyecek yumurtaları gari. Dertleyecek. Bu saate kadar uyuduğuna göre uyununca artık gandili nerede söndürdüğünü anlatasın gari. Yine mi atış talimi? Kapat nasıl uyanmaz diye gördüm ama bakıyorum tabanca sesini uyanıverdin. Bu sesle uyumak mümkün mü? Sen dün gece neredeydin bakayım ha? Niyazi yine mi kalıverdin? Yok babaanne, ne Niyazi'si? Benim arkadaşlarım gelmiş, İstanbul'dan arkadaşlarım gelmiş. Babaanne biliyor musun Akyaka'ya? Onlar aradılar, oraya gittim. Tabii ne zamandır da görüşmüyoruz. Sohbet biraz uzadı. O yüzden sabah geldim. Hadi öyle oluversin bakayım, hadi öyle oluversin. Pek güzel oluvermiş. Afiyet olsun. Kızım şunu başka yerde için kokuyorum. Kızana galfe işte. Aa, Ayten, inşallah görücü galfelerin oluversin ablam. Ay inşallah abla ya. Vallahi önünde yağmuran olmasa aslında senin de evlilik yaşın gelip durdu yani. Hak et. Hak et öyle yani. Ayten, kızım. Biz senin gönlünün ne zamandır Celal'da olduğunu bilip dururuz. Vallahi kız, anama deyiverdim ben. Sana bir müjdemiz var Ayten. Babam dedi ki, bunlar dedi Celal'le niyetleri ciddiyse dedi, bu gençleri de ziyan etmeyelim, everelim dedi kız. Babam. He. Babam öyle mi deyiverdi? Ay, inanamıyorum ya. Babama bak, modern babalar gibi konuşuvermiş ya. Kızım ne etsin adamcağız? Senin de gamuran gibi ziyan olup gitmenden korkuyorum. Ay anam ya, çok sevinirim annem ya. Ay çok. Ablam. Ana kız baksana, gelebek gibi uçuverdi kız ya. He. Şimdi öyle oluyor emmi. 5 sene sonra görüvereceğim ben onu. Ana ne hevesini kursağında bırakıp durun kızın. Bana bak, bir şimdi sıcağı sıcağına Duda ablaya gidiveren. He. He doğru diyor. Ben de geliveren.
Yok kız, sen de gelip durun. Bir seninle giyinip gidiveren, Duda ablanın ağzını arayıveren. İyi de ben hayırlı haberlerinizi bekliyorum. Bekle, bekle kızım, bekle. Hadi ama. Hadi gidiveren. Ay, çok şükür ya. Lan ver bak, bıraktın mı Celal'i fabrikaya? İyi bıraktım kaynbaba. İyi iyi, hadi sen de gel de şu hekim beyi bir ikna edivereyim. Yoksa kamuru nerede kalacak vallahi ya? Tamam, tamam, hadi, hadi, hadi. İyi günler. İyi günler. Geçmiş olsun lan. Sağ olun. Hekim bey evladın yok mu? Yok. İyi, biz bekleyelim bari. Nasıl olsa gelin, değil mi? Gel, yok, yok. Gel. Affedersiniz. Oh. Alettin abi ne oldu ya? Kaan dilini mi yutturttu sana Kaan? Bak ya. Ne yaptı? Sinek ilaç falan mı sıktı ağzına? Şşş, lan zevcek sesle bir Allah Allah. Ama kayınma baksana garip garip şeyler yaptı. İyi günler, iyi günler. Hoş bulduk, hoş bulduk. Cemal gelmişsin madem hemen gidelim de şu işleri halledivelim ya. Hangi işleri baba? Yavrum hangi işleri olmayacak ya? AKK'yı diyorum, kiralamayacağız mı yeri? Tamam tamam, ben başkanı hemen arayıverim. Hadi Niyazi. Hadi. Ne yaptınız, iyisiniz? İyiyiz, sağ ol. Aynen.
İyi günler. Ben güzel köyün mıktarı Niyazi gitti gide. Başkanla görüşü verecektim. Evet, bekliyorum. Başkanım, iyi günler. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Çok şükür. Ben de iyiyim. Şimdi biz sizin o dediğiniz yere gittik baktık. Açıkçası bizim aklımıza yatıverdi. Şimdi hiç vakit kaybetmeden diyoruz ki sizle bir görüşü veren, bize bir randevu verseniz. Arkadaşlarla gelem oraya. Zaten görü görmez simayen danayacaksınız. Evet. Olu, olu olma mı ya? Pek güzel olur. Oldu. O zaman akşam üzeri görüşmek üzere. İyi günler, iyi çalışmalar. Ne oldu? Verdin mi randevuyu? Verdi mi? Ne demek lan? Kim istiyor randevuyu? Güzel köyün mıktarı Niyazi gitti gider. Herhalde verecek. Herhalde verecek. Bravo, bravo. Sağ ol lan Niyazi. Bir telefonla vallahi hemen bağlayıverdiler randevuyu. Sen büyük adamsın, haberin yok. Herhalde yani Sıddık'cığım. Yıllardır yavuz bir siyasetçi olarak siyaset yapıp dururuz buralarda. Evet. Var ol Niyazi, var ol. Var ol. Yaşa. Çok yaşa. Yoruldum. Şimdi de hayırlı olsun üstüne geldi. Yaşa. Sıddık, babama çay. Tamam, herkese Niyazi'den çay o zaman. Hadi çıkıyor. İyi, tamam. Ya ne Ay, inanmıyorum ya. Cemal, sen nasıl bir adamsın ya? Ya hem buraları toplamış hem de etrafı güllerle donatmış. Hayat sana yeni ol diyor. Allah Allah. Baya baya şair gibi ya. Yok artık. Her yer gül dolu ya. İnanmıyorum ya. Bak Kamuran, gerçekten seni merak edecekler ha. Yani Yusuf amcanın siniri de geçmiştir. En azından bir Nurten ablayı ara da haber ver. Merak etmesinler seni. Yok kız, onlar beni merak etmezler. Baksana sabahtan beri kimse aramıyor beni. Vallahi bu köyden çekip gitsem kimse aramaz beni ha. Aa Niyazi abi hoş geldin. Hoş bulduk. Allah, Kamuran, sen hala burada mısın kız? He, nereye gidelim? Hayırdır ya, ne oldu? Dişçi atıvermiş nişanı. He, vallahi benim bir suçum yok ama. Ya Niyazi abi, aslında ortada bir yanlış anlaşılma var. He, olay biraz uzun. He, olay uzunsa o zaman ben bir üstüm başım değiştirivereyim de. Madem ortada bir yanlış anlaşılma var, Kaan'la konuşalım. Kaan Bey'le olayı tatlıya bağlayıverem ya, olmaz böyle. Tamam. Geliyorum ben. Tamam Niyazi abi. Heh, efendim Niyazi'cim? Ha, Niyazi. Ne yapıyorsun? İyi, ne edem? Ya üstüm başım batıvermiş de şimdi eve geldim. Bir üstüm başım değiştiriveren ya. Ha, üstünü değiştikten sonra buluşalım mı?
Dolaşırız biraz. Ya böyle olmaz Nihal, çok işlerim var. Ha. İyi, tamam o zaman. Allah, bozuldun mu sen? Yani. Ya neye bozuluyorsun anlamıyorum ki. Ben bu köyün miktar değmeyeyim. Vatandaşın işiyle ben uğraşmazsam kim uğraşıverecek Nihal'cığım? Tamam, tamam Niyazi, sen işine bak o zaman. Allah Allah, neye böyle yapıyorsun anlamıyorum ki. Ya biz seninle az evvel ayrılmadık mı? Sabaha kadar hamam üstünde beraber hamadık mı canım? Tamam Niyazi, tamam. Gerçekten önemli değil. Allah Allah. Ya ben bu kadınları anlamıyorum arkadaş ya. Yemin ediyorum siyaset yapmak daha kolay ya. Allah. Hayatım benim. Ya güller için çok teşekkür ederim. Oo Cemal'e bak bizim maşallah ya. Ne kadar romantik olunmuş Akideş ya. Ya Akideş şimdi ya bizim hanımlar da aynısından isteyebilecek ya. Ne bileyim kötü örnek oluvatı ya. Lan Cemal bu yaşta sus bizi çiçek mi toplatacaksın Akideş ya? E doktor ne olacak işinden işte. Ben hanıma biraz. İyi de Gül bunları ben yollamadım. Nasıl yani? Hayatım evden çıktım, bahçeden de arabamın üstüne kadar her yer gül doluydu. Ben bırakmadım diyorum. E sen koymadın, sen kim koyuverdi lan gülleri? Bilmiyorum ama bulacağım baba. Oğlum dağın başına da kim gider de orayı has bahçeye çeviriveri? Ayıp. İşte böyle Niyaz abi. Olay aynen böyle. Ya hakikaten bir yanlış anlaşılma oluvermiş ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. Kamuran bak, yalnız şu lafımı unutma. İnsanın başına ne geliyse ya meraktan ya da araktan geliymiş. Ay ne yapayım Niyazi abi ya? Merak ediverdim işte. Hala merak ediverdim diyor ya. Seval kız bak, sen de söylüyorum bu Kamuran'a uyup böyle yanlış işlere kalkışmayın ya. Lütfen bak, olay nerelere geliyormuş ya. Tamam, tamam Niyazi abi. Hadi bakalım Kamuran, biz gidelim de Kaan Bey'e her şeyi anlatıveren, olayı öğrensin, şu iş tatlıya bağlanıversin ya. Olmaz böyle. Hadi. Hadi gidelim. Hadi bakalım, düş önüme. Merak ettirmek yeterli. Bir dakika. Bunu da mı sen yazmadın o zaman? Bu senin yazın değil mi? Mümkün. Hayat sana yeni ol diyor. O ne demek lan? Kim o? Hayatım önemli değil ya. Ver ver. Gördüm ben kim olduğunu. Ver. Ver bakayım. Hayat sana yeni ol diyor. Muayenehanedeyim. Gel konuşalım. Tamam hayatım, sakin ol tamam. Ver şunu. Ver bakayım. Şşş. Yapma lan. Ah. Kaan Bey oğlum da gelmiş işte. Allah Allah. Niye cevap vermedi bu kız şimdi ya? Görmedin mi acaba? Bir tane daha yazayım. Ne oluyor ya? Kaçma! Ya manyak! Ne yapıyorsun sen ya? Sen benim karıma nasıl hala gülüyor oluyorsun lan? Sen benim sözümü niye yasak odana alıyorsun lan? Lan ne diyorsun sen? Yasak odana alıyorsun. Ne oluyor ya? Şimdi şey. Yapma gürültü. Bu nedir ya? Ya arkadaş, ortada bir sürü iftira var mı? Ya tamam, mesele öyle değil. Siz bilmiyorsunuz. Ben olayı açıklayıvereceğim size ya. Lütfen siz Cemal Hanım'ın kayfaya götürün bakayım. Tamam. Hadi. Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi yürü. Lütfen gözümü seveyim. Girin içeriye ya. Yürü. Gel. Buyurun. Tamam, hadi. Hadi Bünyamin. Gir kız sen de. Thank you.
Şimdi herkes beni iyi dinleyiversin. Kavga dövüş yok. Gam Bey, ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Kamuran'ın öyle bir günahı yok. Şimdi olayı ben size anlatıveren. Bu Kamuran Seval'le Gül'le Cemal'in evini merak etmişler, eve gitmişler. Gittiklerinde evde kimse yokmuş, kapı açıkmış, içeri dalıvermişler. Öyle etrafı gezmişler, etmişler filan. Bu aklı evvel bir de yatak odasını merak edivermiş. Yatak odasına çıkmış. Tabii orası da küçük olduğundan etrafta dönerken, bakarken, dolaşırken küpesinin bir denesini düşürüvermiş. Olay bundan ibaret yani. Bir yanlış anlaşılma var. Yoksa bunun Cemal'le bir arada olduğu, beraber olduğu falan yok. Bu. Güle bak ya. Resmen kandırdı beni ya. Resmen kandırdı. He. Ben de onu diyorum zaten. Gül herkesi kandırıyorum. Yani bu durumda bu Kamuran'a, bu gencecik kıza üstüne başına iftira atılmış oluyor yani. Bunun üstüne üstlük de sen de üstlüğü atıverince herkes bunun doğru olduğunu zannedecek. Kamuran, beni affedebilecek misin? Affeder tabii. Ne var affetmeyecek canım? Değil mi Kamuran? Ha, ben affediverdim zaten. Kusura bakma Kamuran. Mender. Tamam, olay da atlıya bağlandı mı? Evet, he, bağlandı. Allah razı olsun seni. Ben Akide işte. Ben bu yaşımı geldim vallahi. Böyle bir şey ne gördüm, ne duydum, ne de şahit oldum ya. Şimdi Akide iş, benim anlayamadığım bir şey var. Şimdi bu Cemal Kamuran'ı yatak odasına almış da Kaan ondan dolayı mı Güle Gül gönderememiş? Yok lan, olur mu hiç öyle şey? Şimdi öyle... Lan iyice olayı karıştırdınız he. Ne alakası var? Oğlum Cemal öyle bir şey yapmaz zaten. Hekim de bizim köyden değil. Yani ona bir şey diyemeyeceğim. Tamam da ne olursa olsun arkadaşlar ya. Bizim adet, gelenek, göreneklerimize tamamen aykırı bu iş. Hele köyümüze, güzel köyümüze hiç yakışmadı. Ayıp ya. Ayıp denen bir şey var değil mi yani? Doğru. Çocuklar. Bak Cemal, yüzüme bak. Bütün köyü size gıpta ediyorum. Hal böyle olunca kız da kıskanıyor Kamuran. Zaten Cemal'e takık. Yavrum siz başkalarının onun bunun dedikodusuna, iftirasına bakmayacaksınız, kulak asmayacaksınız. Yuvanızın kıymetini bileceksiniz. Aa Cemal. Hüsnü amca, zaten biz inanmadık onlara. Heh. Biz baba Kamuran'ın ne olduğunu ikimiz de gayet iyi biliyoruz zaten. Ya. Evet, biz birbirimize inanıyoruz. Benim Cemal'e güvenim sonsuz. Benim de sana. Baba, işte ben bu yüzden Gül'ü asla kırmam. Aferin yavrum. İşte bu çok güzel. Çok güzel. Hep böyle işte. Bak ne güzel. Hoşuma gitti. Gurur duydum. Aferin size. Hüseyin mi? Hüseyin mi? Kızım geldin. Geldim. Tut bakayım elini. Sıkıla. Ben sana ne dedim? Hı? Kamuran gibi davranırsan onun gibi olursun dedim, değil mi? Haklısın. Özür dilerim. İyi, tamam. Ama bir daha olmaz. Bura bak. Onca olaylar oldu. Hala sarıp durula ya. Çok garip bir ilişkiler var. Anlaşılamayabilir bu. He? Anlaşılabilebilir mi? Ne demek lan? Ay Allah'ım ya Rabbim. Neyse Kaan. Ben konağa işlere bakmaya gidiyorum, tamam mı? Hı hı. Yani Hüsnem mi? Olay bundan ibaret yani. Evet. İyi, madem artık Niyazi de araya girdi, uzatmayalım, bu konu kapansın gari. Tabii canım, ben şahidim ya. Olayda büyük bir yanlış anlaşılma olmuş. Evet, evet. Tabii canım, yoksa Kamuran'ın böyle evli barklı adamların odalarında kendini avutacak bir kız değil Kamuran yani. Vallahi baldızım diye demiyorum yani. Bak her şeyi yapar, onu yapmaz, yapmaz yani. Lan dönüp dönüp aynı şeyi söyleme lan. Abi de şiyasız yiyasız konuşmalar. Evet, neyse tamam, kapandı bu konu gari. Zaten bizim de işimiz gücümüz var. Hadi daha böyle diyeceğiz Niyazi, hadi. Hadi bakalım, size de iyi günler. Hadi, hadi iyi günler. İyi günler. Çocuklar hadi bakalım, hadi. Ay baba bir şey diyeceğim ya. Belediye falan hayırdır, niye gidiyorlar? Ne işleri var belediyede? Öyle bak, arabayı kap gel, ben seni yolda anlatırım. Hadi. Bence de kapayım arabayı, bekle. Tatlıya bağlandı mı? Ne oldu? Bağladık ya. Olayı tatlıya bağlayıverdik. Küçük bir yanlış anlaşılma oluvermiş. Mesele ondan çıkmış ama her şey normale döndü. Biz bir belediyeye gideceğiz. Mıktarlık size emanet gari. Ya sen bunları ne açıklama yapıp durun ya? Ne anlatırsan anlat. Bunlar yine bildiklerini okuyacaklar. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Niyazi. Allah. Ne?
Nereye gidip durun? Ecik işlerim mi Sultan kız? Senden hemen konuşmam lazım gari. Benden geliver gari. Ya bizim işimiz var, gücümüz var. Sen bizim her şeyimize engel mi olacaksın ya? Sen çok konuşma gari Uralı'dan. İki kişi konuşurken üçüncü şey çifte telle oynamak düşer. Tövbe yarabbim, tövbe tövbe. Ya Allah'ım ya. Niyazi, senden hemen konuşmam lazım. Acil. O kadara kadar diyorsun yani. O kadara kadar diyorum. Bana bak kız, yoksa Asuba'ya bir şey mi oluverdi? Yok lan, yok yok yok. Domuz gibi yaşayıp durma maşallah. İşi yugunda. Ya tamam da ama görüyorsun çok işlerim var abi ön benim. Aman onlar kendileri gidiversinler be. Benim senden hemen konuşmam lazım. Çok önemli, çok çok. Şöyle acık bir dolaşıp verip geliveren. İyi tamam dur, iyi yani. Hadi, hadi. Bir dakika geliyorum ben. Hüseyin mi? Siz o zaman gidiverin de hallediverin işi. Babaannem. Babaannem iyisin değil mi? İyiyim kızım, merak etme. İyiyim ben, iyiyim. Ha, bak istersen ben de gitmeyebilirim. Ay yok 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 yok. Sen kocanla, kaynatanla git kızım. Benim Niyazi'yle işim var. Ben acık ondan konuşacağım. Acık. Tamam, peki. Hadi, hadi kızım, haydi Kemal, hadi. Hadi gel. Çekil lan, çekil. Çekil. Haydi. Bir şey olursa arayın ha. İyi hadi madem, biz de bir gezip geliveren ya o zaman. Arabayla gidem de bacakların ağarmasın. İyi dedin, iyi dedin ha. Nereye gideceğiz? Beni Aşika'ya götürme gari. Aşika mı? He, Aşika'ya götürme. Nereye gidip durun lan, gel. Onunla geleceğine senin, gel. Gel, gel, gel. Hadi bakayım. Şşş, ne oluyor lan burada vallahi, karışık olaylar ha. Akideş, ben size bir şey diyeyim. Böğün köyün en karışık günü oluverdi ya. Ya Akideş, o değil de Niyazi indi paçayı kaptırmasın. Kendi kaşındı Niyazi'nin, biz ne edelim? Ben dedim ama size. Güneşler tutuluyorum. Aylar tutuluyorum. Hayır, alamet değil bunlar dedim. Ben dedim. Tamam evet, arkadaş dedim. Dedin tamam. Hadi gel. Hayır konuşmayalım zaten ya. Dedim tamam. Kaan. Sana bir şey diyeceğim. Ya ne diyeceksin? Kamuran zaten gül ikimizi de patlatmış. Onu demeyeceğim. Başka bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Ya benim bu ağrıyan dişim vardı ya, uzun zaman ağrımıyordu hani. Gene ağrıyıp duruyor. Söylesene, bakardık yani. Olmaz lan. Bilip durun, ben dişizden korkuyorum. Ya Kamuran, biz buna daha önce de baktık, bir şey olmadı ya, hatırlamıyor musun? He. Acıtmayacaksın değil mi? Sen bana güven. Geç, otur. Geç, geç, otur. Söylesene ya. Böyle köş köş oturacağımıza. Keşke daha önceden söyleseydin de işimizi yapsaydık değil mi Kamurancığım? Hem kafamız dağılırdı. Aç bakalım ağzını. Kamuran, Kamuran, Kamuran. A demene gerek yok. Ağzını açman yeterli. Tamam, aç. Dur bakayım. Aç, 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 aç. Keşke gitmeseydin Cemal'in evine ya. Yani Cemal'in evine gittim, bak başımıza neler geldi. Sen bunları hesap edemiyor musun gittiğinde bunların olacağını yani? Ne yapalım? Hayır, aynı zamanda anlamıyorum ki yani bu evde merak edilecek ne var? İnternete girsen milyon tane ev var ona benzer yani. Ya kız, hem soru soruyorsun hem de gırtlağıma sokuvermişsin o şeyi yani. Şey, pardon. Biliyor musun? Ben Gül'ün evini merak ediyorum. Cemal'in evini merak etmiyorum. Onun için gidiverdim oraya. Kamuran, ikisi aynı şey. Yok, aynı şey olmuyor. Ben Cemal'i kıskanmıyorum, Gül'ü kıskanıyorum. Tamam, senin hatırın için ikisi de ayrı şeyler olsunlar ama... Bak, Cemal'in evine gittin, başımıza neler geldi, görüyor musun? Ya Kaan, doğru söyle beni. Sen de merak edip gitmedin mi oraya? Yani ben merak ettim mi? Benim... Hiç boşuna kıvırma Kaan. Sen peki neden Gül'ün yollarına güller döküveydin? Şey, o tamamen bir yanlış anlaşılma yani. Kaan, ben biliyorum sen hala Gül'ü sevip durun. Ama ben aslında yani bak ben aslında... Boşuna çeneni yorma Kaan. Hem ben de seni sevmiyorum ki. Ben de Cemal'ı seviyorum hala. O zaman neden benim evlilik teklifimi kabul ettin? O zaman sen niye beni evlenme teklif ediverdin?
Şey, o biraz inattan oldu galiba. Ya. Hem de ne olacak? Babam bu işin peşini asla bırakmaz, asla. İstersen babanla konuşayım, durumu açıklayayım ben ona, ha? Ha, konuş. Konuş da sonra Damburan'a gene hüsran yolları, gene Konya yolları. Ne yapacağız ki abla? Ya aslında ben bir şeyler düşünüverdim de, biraz entrikalı. Tabii biliyorum, bu entrika benim işim yani. Hindi, beni iyi dinle. Hani eski Türk filmlerindeki gibi yapalım, tamam mı? Hani eski Türk filmlerinde nasıldı? Anlaşmalı evlilik yapacağız. Anlaşmalı. He. Emme, bana asla elini sürmeyeceksin ha? Yok, benim zaten hiç öyle bir niyetim yok ki abla. Ha. Bu evliliğin tek amacı Gül'le Cemal'in evliliğini bitirmek, tamam mı? Anlaştık. 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 Hadi çak. Çak. Tamam. Ama öncelikle şu dişten bir kurtulalım. Heh. Aç ağzını. Aa demene gerek yok Kamuran. Ağzını açman yeterli. Gül kızım. Bu Sultan Han'ın durumu hiç iyi değil bak. Ben sana söyleyeyim. Evet biz onu kızıyoruz, ediyoruz. Bizi işimizden, gücümüzden ediyor ama neticede yaşlı kadın. Buna ihtimam göstermek lazım. Doğru söylüyorsunuz Hüsnü amca. Ya vallahi biz de Cemal'le elimizden geleni yapıyoruz ama bizi de pek dinlemiyor ki. Yoksa biz onun zor gününde de yanında olacağız ama. Tabii canım. Gerçi inşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah, inşallah. Ya buzları biraz çözülüyor gibi sanki ama ya. Hele şu kafeyi bir açalım. Ben ona güzel bir jest yapacağım zaten. Ne o? Benim de haberim yok ki. Kafenin adına Sultan's of the Cakes koymayı düşünüyorum. Ah buyur, o ne ya? Ya keklerin sultanı demek işte. Evet, vardır herhalde bir bildiğin. Ya bana güvenin. Zaten o açılışta babaannemi de çağırdık mı, o tabelada kendi ismini görünce buzlar orada erir ve biz zaten barışırız. İşte ama o gelip de o tabelada kendini gördüğü vakit acaba anlayacak mı o ondan bahsedildiğini? Yani Dalton's otlu kek deyince ne anlayacak ondan anlamadım. Hüsnü amca, babaannemden bahsediyoruz. Yani anlar, merak etmeyin. Gül doğru söylüyor baba. Ya sen ben anlamayız ama Sultan Ana anlar. Yani sen git, mail at. 50 sene önceki sevgilini köye getirdi. Sen bunu yapabilir misin? Evet evet, ben onu yapamam. Bak doğru dedin. Sultan Ana yapıyor ama işte ya. Evet. Vay be kaybaba, vallahi hafiye gibi çalışmışsın ha. Doğru diyorum. Tüm peşlerine takılıp da gitti miydin, anladım her şeyi. Ahi adam diyor şimdi bu yer. Hem de en güzel yerinde, burunda. İskelenin sol tarafına baktım mı o burun işte. Oralar mükemmel yerler ya. Ahi ha dedin mi, benden soracaksın ahi ha. Yer güzel değil mi? Tabii tabii canım. Vallahi ben sana bir şey diyeyim, benim aklıma felaket yaptı bu iş. Öyle kafe işletmeciliği falan, ben gözü kapalı dalarım yani bu işe, balıklama. Dur bakalım, hele bu bununla belediyeye gidiversin de suyu bulandırmayalım. Benim de planlarım var. Tamam tamam, ailenin beyin takımları sensin, kayınbabam benim. Doğru dedin. Ya yalnız benim anlamadığım bir şey var ya. Şu Cilal var ya, bizim bu ailenin topraklarına girdi. Şu Topelman köpeğine bir lobunu kaptırdı. Hiçbir şey demedin yani, orayı anlamadın. Normal şartlarda olsa sen onun diğer lobunu da parçık pinçik ederdin. Nedir bu durum ne ya? Onunla da ilgili planlarım var. Onu da daha sonra devreye sokacak. Yeminle sen de korkumur. Planlar planlar ya. Devlet planlı mı tişkinatını falan geçtim vallahi kaybamam benim ya. Tecrübe. Tabii canım, inşallah bana da böyle olur ileride. Kız, Duda abla. Ay ne güzel yürüyüverdin kız buraya kadar sen. Maşallah. Maşallah Duda. Ay dedim ya. Kaşı kaşı. Tahtaya da bu. Burayım. Benim bak kız. Celal işi başlayıvermiş ya fabrikada. Gantolu sigortalı olaraktan. Maşallah, maşallah. Kız bu devirde fabrikada işçi olmak maaşlı kolay değil yani. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür. Dudu, ayıptır sorması. Kaç para maaş alıyorum? 1700 galiba alacağım diyor Celal. Oo. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Kız bana bak, şimdi ev verirsiniz de siz Celal'e. Ne diyeyim Nuten? İnşallah o da olacak ya. İnşallah, inşallah. Dudu. Hı. Ben sana bir şey diyeceğim be. Aramızda kalıversin. Hani biz şimdi Gamuran'da, Cemal'da dünür olamadık emmi. Hani diyorum ki, Celal'le Ayten'de mi dünür oluversek? Kız, iyi dedin ya. Tupaken ben ufak ufak işleyen Hüsnü'ye bunu. Hadi inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah.
Kızım. Hilal bak bakayım çay olmuş mu? Bir de dolabın içinde kaymakli bisküviler var. Onlardan getiver, beyaz kaymaklilerden. Ana. Kız git, diyorum git. Neyse getiriverim. Getir kızım. Getir, ağzımız tatlansın. Kız çok seviyor mu kaymaklileri? İyi günler, iyi günler. Kızım biz Başkan Bey'le görüşmeyecektik değil mi? Tabii, buyurun. Şöyle alayım size. Buyurun. Günaydın, iyi günler baktım. Bizi Nihal Şahit'i gider gönderdi. Merhabalar. Gelinin oğlum. Buyurun, buyurun. İçin çocuklar. Oo gençler, siz miydiniz gelen? Sizi tanışıyor musunuz? Baba nikahımızı Başkan Bey kıyıvermişti. Öyle mi? Öyle tabii ya. Buyurun, buyurun. Ne içersiniz? Ya, ayıp olmasın şimdi. Yok canım. O zaman çay alıverelim biz. Siz delikanlı. Onlar da çay içerler, çay içerler. Ya aslında yeşil çay varsa ben yeşil çay alayım. Tabii efendim. Ya aslında biz orayı işletmeyi açmayacaktık. Ama toplamda karar verdik. İşletmeyi açıyoruz. Tabii Niyazi Bey de sizin için çok iyi şeyler söyledi. Gençler iyidir, temizdir dedi. Merak ettim ya. Oğlum da gelin işletmeyecekler orayı. Evet evet, çok güzel bir yer yapacağız. Zaten biliyorsunuz eşim İstanbullu. Onun eli değecek oraya. Evet, ya çok güzel projelerim var orası için. Çok tarz bir yer olacak. Sahile yakışacak bir yer olacak. Biz hele bir anlaşalım. Projelendirip size de sunacağız. Maşallah gençler zehir gibi. Zehir gibiler başkanım. Vallahi şimdikilerin hepsi öyle. İşte benim oğlan köylü malum. Kızımız da şehirli. Buna birbirlerini sevdiler, evlendiler. Sayenizde, sizin de kısmetle elinizdeymiş bu işe. Birbirlerini çok severler. Başkanım gül gibi geçinip dururlar. Aslında tabii bunlar iki ayrı dünyanın insanları ama... Taş gibi sapasağlam durmaları kalplerinde sevgi oluşundan. İnsanın kalbinde sevgi oldu mu zaten önünde hiçbir namussuzluk durmuyor. Helal olsun. Bir de sizin gibi temiz insanlar lazım. Niye Grimeller'den getirmedin, bu tahta kullarını getirdin ya? Ana ne yapayım? Babam kaymakları kaldırmış, yerine de bu tiyet püsküvitlerden koymuş. Tövbe estağfurullah. Ay. Ay be, pek bir koku verdi bunlar bana. Nesi kokuyor ki bunların? Ay koktu işte anam, ne bileyim. Kız. Yoksa hamile miyim? Dün gece de yağmuran geldi. Canın kahve istiyormuş. Ne kayfesi kız? Türk kayfesi. Allah Allah. Ben kayfe falan istemedim. Kız ana o buradan kaçmak için deyivermiştir. He. He yani sen kayfe mavi istemedin. Hamile de değilsin. Kız ne hamilesi? Bu menopoz mu ne, ondan oluverdim herhalde. Uzun zamandır ne gelen var ne giden. Kız sen gene baktı kendine. Nurten'le kırklarınız karışmasın. Kız yok anam yok. Biz beraber gidiverdik. Bakını verdik. Ben normal çıktım. Nurten hamile çıkıverdi. Zaten böyle hamile olacak bir şey de olmadı son zamanlarda. He. O zaman meme poz. Ay Allah'ım. Evlerden ırak yazdıysan boz ya Rabbim. Kız dur dur. Ne öyle ölmüşüm gibi konuşup durun ya. Aman Allah korusun ya, Allah gecinden versin diye öyle üzüldüm işte. İnsan akit işi böyle durumlara düşünce üzülüyor. Ana, Celal abim geliyordu. Ne? Sen niye geldin şimdi? Hoş geliverdiniz. Hoş bulduk oğlum. Ana, köpek beni ısırınca revire gönderiverdiler. Revirde de 15 gün rapor verdiler. Ben de neydim? Eve geliverdim. Ha, maaş ne olacak? He, maaşı tam olarak veriyorlar. He. Raporum var ya. Demek
kadrolu olunca öyle oluyoruz, sigortalı olunca da. Ya pek güzel oluvermiş. Hayırlı olsun ablam. Sağ ol Nurten abla. Hayırlı olsun oğlum. Sağ ol Esma teyzeciğim. Ben eve geçiyorum. Görüşürüz. Başkanım nasıl yapalım artık bu iş için, hayırlı olsun diyebilir miyiz? Tabii tabii tabii. Belediyemizi zor durum bırakacak insanlar değilsiniz. Tabii. Sözleşmeyi ben hazırlatırım. Yarın gelir imzalarsınız. Yani önemli olan burada vatandaşın temiz, ucuz, kaliteli hizmet alması. Bir işgaliye parası verirsiniz, olur biter. İşgaliye tabii canım. O zaman izninizle bizi kalkarım, daha da fazla kıymetli vaktinizi işgal etmeyeyim. Yarın geliyoruz sözleşme için. Peki, iyi günler diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hadi bakalım. Sağ olun. Olacaksınız başkanım, sağ olun. Teşekkürler, iyi günler. Sağ olun. Geç. Ya çok sevindim ya. İyi günler başkanım, iyi günler efendim. Sağ olun. Vallahi ben de. Çok şükür sonunda iş güç sahibi olduk. Evet. Ya hadi gidip bakalım şu yere ya. Çok hadi. Merak ediyorum. Şimdi öyle yapalım. Sen gelin hanımı al. Git Akkaya yere bakın etraflıca güzelce. Ben bir bal böreğime müjdeyi vereyim. Tamam. Tamam baba. Tamam hadi bakalım. İyi günler. Efendim iyi günler. İyi günler. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Bir saniye, bir saniye. Beyefendi. Ne? Başkanım, beyler kendileri girdiler. Ya vatandaşa açık yer değil mi burası? Biz de vatandaşız yani. Kapılar açık girdik. Yani kapılı kapılı ardında iş çevirip durunuz desem o da değil, kapılar açık. Tamam kızım. Başkanım, biz Gözeköy'den gelip duruz. Başkanım, biz aslında tanışmıştık sizinle. Ben Şiden Tapu'dan Müsfati Bünyamin Galas. Bu da kayınbabam Yusuf Yaşa Basmaz. Siz hani bizim şeye Tapu'ya geldiniz kadastro işleri için. Ben size evrak götürüp getirdim hani. Evet, tanıdım. Tamam işte, o benim ya. O zaman kayınbabam oturup çayınızı içek gel başkan. Hadi canımsın, sağ ol, sağ ol. Hadi gel kayınbabam, rahat ol. Gel. Kızım, bize iki çay. Tamam efendim. Benim yalnız dört şekerli olsun. Kaynar olsun, sıcak olsun lütfen. Tamam, tamam çok sağ ol. Dört şekerli lütfen. Buyurun, sizi dinliyorum. Hilmi başkanım, az önce bizim köyden Hüsnü geliverdi size. Evet. O Afrika'da bir yere talip olmuş. Evet. Biz de aynı yere talipiz. Ama orası ihale açılacak bir yer değil ki. Ne? İşgaliye bedeliyle kiralanacak. Onlar talip oldu, söz kestik. Ya şimdi başkan, talip iki oldu şimdi. Talip iki olursa orası ihale otomatikman açılır yani. Bak lütfen, duyan olur, laf sözü olur yani. Hoş olmaz başkan. Hoş olmaz yani, lütfen. Abo. Niyazi ne kadar değişivermiş Boral abi. Pek güzel olabilmiş. Ama ne? 50 sene oluverdi ben buralara gelmeyeli, biliyor musun? Ağaçlar bile büyüyüvermiş gari. Aman amanın, kocaman kocaman oluvermiş la. Gel bakalım, gel. Öyle oturuver. Oturuverim azıcık ha. Denize karşı değil mi? Gel, gel şöyle. Hadi bakayım. Gel. Hadi azıcık oturuverim bakayım. Ha. Sultan kız, anlat bakayım. Kimle gelmedin bakalım 50 sene önce buralara, ha? Hüsnü'nün dedesiyle geldim lan. Rifat'la mı? He ya, Rifat'la gelmedim ben buralara uzman. Firat'la hiç gelmedin mi? Yok lan, yok yok. Ben ondan hiç gelmedim buralara. Kim arıyorum? Nihal mi? He, o arıyorum. Niye arıyoruz seni? Ne bileyim ben, belki de seni soracaktır. Ben bakayım sen o telefonu bana. Ben bakayım. Azıcık burada duruversin. İyi tamam canım, orada duruversin. Ne olacak? Ha, burada duruvermiş, ha orada duruvermiş. Ne fark edecek? Thank you.
şaka yapıyorsun. Ay inanmıyorum. Gel bak. Ya hayatım çok şirin bir yer burası. Burası mı gerçekten? Burası Gül. Allah Allah. Ya. O önü de çok geniş. Ya var ya biz burada neler yaparız. Ay. Ya burası çok güzel. Beğenmene çok sevindim. Ben de ilk gördüğümde çok beğenmiştim. Bizim için yepyeni bir macera başlıyor biliyorsun değil mi? Gül. Sana söz veriyorum. Sen nasıl bir yer istiyorsan öyle bir yer haline getireceğim burayı. Hayır. Ben nasıl istiyorsam değil. Biz nasıl istiyorsak. Bizim mutluluğumuz yansımalı buraya. Buraya gelen herkes bizim mutluluğumuzdan yararlanmalı. Tamam. Aşkımızın başladığı yer Akyaka. Aa, Aşkyaka. Aa, doğru. Aşkyaka. Ya Aşkyaka'ya yürüyelim mi biraz? Olur. Ya baksana bu telefona zır zır çalıyor. Boş ver beni Yazi. Nihal'dir o, Nihal'dir. Ya nereden biliyorsun Nihal'in aradığını? Belki başka biri arıyor. Ben bilip durun. Ben bugün Nihal'le konuşuverdim. Bana yalan söyledi Niyazi. Sana yalan mı söyleyiverdi? Hangi konuda? O dün gece eve gelmedi. Dedim kızım sen nerelerdeydin? Beni dedi ki arkadaşlarım geldi İstanbul'dan. Ben onlarla geceyi geçiriverdim dedi. Halbuki ben biliyorum. O senden beraberdi sabaha kadar. Allah canı almasın. Onu nereden biliyorsun kız? Ben sizi gördüm Azmak'ta. Salıp durdunuz birbirinize. Ya Sultan kız sen iyice gari cimcime oluverdin ya. Gecenin bir yarısı Azmaklara tek başına neye geliyorsun sen ya? Ne işin var orada? Ben iyi biliyorum Niyazi. Firas seni benden koparıp gari Nihal'e yapmak istemiyor mu? Yok canım oğlum öyle şey ne alakası var? Çok üzülüyorum ben. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Sen beni hiç sevmemişsin Niyazi. Hiç sevmemişsin gari. Tövbe yarabbim ya. Tamam tamam Sultan kız sarıldı. Emme bir sor bakalım neden sarıldı? Neden sarıldı Veydin? Ya şey dedim ben ona dedim Sultan dedim Firat gelince dedim beni boşlayıverdi dedim. Yüzüğü çıkardı attı dedim nişanda atıverdi dedim. Öyle cımcızlak otu yerlerde kalıverdim dedim. Böyle söyledim ondan sonra beni üzülüverdi teselli etmek için işte sarılıverdi bana. Esra'dan öyle mi oluverdi? Öyle oluverdi ya. Sabaha kadar tuttum kızı anlattım bir şeyi anlattım. İçi şişti beni dinlemekten ya. İyi o zaman, iyi o zaman, iyi o zaman. Üzüldüğüm şeye bak ya. Gördün mü aynı şeye üzülüvermişiz. Aynı şeye üzülüvermişiz Niyazi. Demek öyle, öyle oldu. Ay Niyazi ben acık ürperiverdim be. Acık beni sarılıver bakayım sen de. Hadi sarılıver acık. Oh, oh. Yani oh, oh diyorum ne güzel yere geldik, oh be. Yalanız gibi ya. Ya, ya hayatım bizim yerimizi kapmışlar ya. Kim ki onlar? Gül. Niyazi değil mi o ya? Aa, evet. Yanındaki kim? Yok artık. Kim var yanında? Ya bilmiyorum ki. Nihal olmadığı kesin. Tabii Nihal astronot kıyafeti giyip üstüne hırka geçirmediyse. Ya da ne o ya? Kapşonlu mu giymiş? Ne? Ne o? Eyvah! Basıldık lan! Kim o lan? Oh! Babaannem! Ya Gül'den Cemal. Babaannem. Aa! Sultan Ana hakikaten.
Ben bir bakıveren bunlara. Allah canınız almasın. Bir yerden çıkın. Ne yapıyorsun orada sen? Babaannem değil mi o? He o. Ne oldu? Torunu bak, babaanne yağlı olmuşsun yine. Ha? Yakalanmışsın Sultan Ana'ya Niyazi. Ya durun lan, dalga geçmeyin. Sultan Ana'nın durumu hiç iyi değil ya. Vallahi çok kötü, fena bunalıma girmiş durumda. Ben de moral düzelsin diye teselli edem derken galiba kendimi ateşe atıverdim. İyi, hadi gidip bir bakalım babaanneme. Hadi geç. Babaannem. Ya babaanne nasılsın? Sultan Ana. Ay bu ne ya? He o benim, ben onu alıverem. Babaanneciğim. Bakıyorum bizim yerimizi kapmışsınız. Ne dersin? Yeriniz olup durup bakayım. Biz nikahı burada kıydık babaannem. Hani siz nikah basmaya geliyordunuz ya, biz de öğrendik, geldik burada kıydık. Tam da burasıydı yani. Sultan Ana, ölümsüz bir aşkın tarihe geçtiği noktada duruyorsun tam şu anda. Hiç bitmeyecek bir aşk. Sus lan, nazar değdirmeyeceksin. Aman, aman, sakın. Oy. Allah korusun. Babaannem bak ne diyeceğim. Cemaller bu akşam erkek erkeğe yazmaya gidiyor zaten. Fırat Assubay'ı da her gece orada. Biz bu akşam bir kız kıza bir kaynatsak baş başa. İyi madem öyle oluversin. Oh ya. Sultan Anam benim. Oy. Ne olur lan, sana ne oluyor Cemal? Sana ne oluyor? Git bakayım, ben burada torunla sarılıyorum. Sen ne yapıp durun? Uzaklaş oradan hadi. Ben torunla yalnız kalıvereceğim. Hadi hadi uzak. Gidi be. İyi tamam. Uzaklaştım ben. Ya belediye başkanı aramış. Arıyorum, açmıyorum. Aa, niye aradı acaba ya? Ya sizin iş oldu diyecekti herhalde. Ayıp oldu adama ya. Bir teşekkür bile edemedik. Neyse, siz ne ettiniz? Ha, Gül biraz yumuşattı Sultan Ana'yı. Ha, hadi inşallah. Babaanneyle torun arasında küslük olmaz ya. Doğru diyor. Hoş geldiniz. Vallahi gözlerim kamaştı ikinizi böyle görünce. Ne güzel. Fırat nerede kızım? Gelmedi mi? Azmağa gitti o babaanne. Azmağa mı gitti? Aman be, her zaman niye götürüp durula onu? Kızım göndermeseydin. Zaten kafası gidip duru. Ne yapayım babaanne, ona söz geçiyor mu biliyorsun. Gül, Cemal nerede? Ha abla, o da Niyazi ile azmağa gitti. Erkek gecesi yapacaklarmış. Biz de burada kız kıza kaynatacağız. Ya. Abla hadi in aşağıda sofrayı hazırlayalım. Tamam siz hazırlayın. Ben geliyorum birazdan. Hadi bakayım. Biz hazırlayalım. Şimdi pilavı ısıtırız babaanne. Allah kırın sofrayı kırarım ben. Sen ocağı yakın verin. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz lan. İyi akşamlar. Cemal. Ne yapıyorsun lan Cemal? Niyazi. Nasılsın? İyi. Ya Cemal, Akile sen neredesin ya? Kaç zamandır göremezsin. Beni bak lan. Diyorsam cicimayları geçmiyor be de he? Yok lan, ne alakası var? Niyazi, komutanım seni sorup durdu. Komutanım, Niyazi geldi. Bu da. Niye sordu lan? He. Nelerdeydin sen? He? Bizim sultaniyem de yoktu bugün evde. Kahveye çıktı dediler. Yoksa beraber mi gezdiniz ha? Yok ya, ne gezmesi? Ben bütün gün belediyedeydim. Cemallere yağ bakıverdik. Değil mi lan Cemal? Sen de bir şey söylesene oğlum. Doğru söylüyor muhtar. Emredersiniz komutanım da. Bizim sultaniyem nerede? Komutanım o komşuya gidivermiştir ya. Baktara bak lan, nasıl da tırsıyor. Ha. Bu nedir ya böyle? Ya Cemal, kendi buzlanmamızı böyle kendimiz yaptık. Allah canını almasın. Bardaklar nerede lan? Buzlanmanın içinde.
Hani nerede? Onu da el yordamıyla bulacağım. Yani araştır biraz. Lütfen emek lazım. Arıyor. Su bardağı denk geldi. Olsun. Arayın arayın bulun. Elim doldu lan. Ben arkadaşım. Hadi bakalım. İlk bulana biraz daha fazla vereceğim. Hadi. Tövbe. Şunu ben alayım. Allah Allah. Ulan diplere mi koydunuz ne şeyi? Valla pek güzel bir yer. Şimdi Cemal ile Darkan ağırlığa da çalışacakları için artık evin geriye kalan fertleri orada çalışacak hale. Baba ben hamile hamile nasıl geleceğim? Nurten, D vitamini nerede var yani? D vitamini sana da bebeğe de D vitamini lazım yani. D vitamini nerede var Nurten? Güneşte. Mecbur geleceksin yani. Damat doğru söylüyor. Yani çok teşekkürler hacım, sağ ol. İyi lan, gelirin o zaman. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel, buyurun lan. Yok, lütfen, lütfen. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Ben şunun için geldim. Dün akşam ben burada bir yüzük düşürmüşüm galiba. Bulan oldu mu? Ha, bulundu, bulundu. Kamuran, ver bakalım yüzüğü. Al bakalım. Yüzük. Al al. Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun. Dualarım kabul oldu. Haydar Said elimin başına olsun inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Ha, buyur. Verin bir tabak, verin bir fasulye. Buyur, buyur. Fasulye, fasulye. Getir bakayım. Tabak getir. Ben gitmeyeyim. Boş kızım, boş. Temiz tabak getiriver. Tarhan Doğan'la değilsin orada ya. Alayım ben Tarhan'ı. Yok yok, şey çocuğun yemeğini almayayım ben şimdi. Ana, senin dediğin yemeği ettim ama aç çıksası gibi oldu ya bu. Babanın sözüne bakıp da dasız dusuz yaparsın, öyle olur. Ne yapayım ana? Adam sıkı sıkı tembih ediverdi. Adamcağız dakmış senin kilolarına. Tövbe estağfurullah ya. Kız. Baba. Gel bakayım buraya. Al şunları yiyeyim de. Bunlar ne baba? Lahmacun aldım, lahmacun. Kutlama yapıvereceğiz ya. Aa, neyi kutluyoruz lan? Hakikadaki yeri kiralayı verdik ya. Ay. Artık ailemizin koca bir işletmesi var. Hepimiz orada çalışacağız. Yalnız baba benim işim var biliyorsun. Seni demedim yavrum zaten. Kızım sen onları bir sacda ısıtı ver de sıcak sıcak giy verelim. Hüsnü. Mendire. Ne oldu kız? Sen şimdi bize lahmacun mu yaptırıverdin? Yaptırıverdim be. Artık bugün istediğin gibi iyi be. Benden sana izin. Sağ ol Hüsnüm ya. Sağ ol Hüsnüm. Allah'ını seversen ya. Bir lahmacunlu dünya bunun oluyor ya. Seviyorum nereden ya? Gördün ya, açık hadi çalarda mor meheni verem ettin sen beni. Bahçelerde mor meheni verem ettin sen beni. Nasıl verem olmayı? Eller sarıyor seni, eller sarıyor seni. Ben sana yandım gelin, yanar al gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yanar al gelin.
Gaziantep yolunda öldürdün beni geldim. Bravo. Kardeşim. Aferin. Sağ olun, en sağ olun. Yani her gün dinliyorum şu memleketin havalarını. Yine de doyamıyorum. Diline sağlık. İyi mi komutanım gibi? Kardeşim benim ben. Bravo. Aa. Nihal. Senin ne işin var burada? Hesap sormaya geldim Niyazi. Sen benim telefonlarımı niye açmıyorsun? İşin vardı Nihal. Benim telefonlarımı açmayacak ne işin vardı Niyazi? Tamam. Gündüz açmadın. Peki. E sonra niye geri dönmüyorsun? E bak şimdi arayabilirsin. Şimdi niye aramıyorsun? E arkadaşlarla oturuyoruz Nihal. Yalkınca arayacaktım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ya bıktım ben senin bu arkadaşlar lafından Niyazi. Arkadaşların her zaman benden daha önemli. Ya bak şu masa bile inan benden daha değerli herhalde Niyazi. Uf, ne diyeyim? Oo, tsunami oldu ya. Vallahi tsunami etkisi yarattı. Güneşten aydan işte, güneşten aydan. Zaten Merkür de gımıldıyor. Şşt, sen. Buranın havası değişti. Ben böyle dırdırla falan gelemem. Hadi, ben kaçıyorum. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar komutanım. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya, Niyazi, Gönül'e zamanında yangın çıkardı ama... biraz fazlaydı ya. Ya Akide, şimdi bu Gül'ün ablası ya. Tabii açık daha büyük, kuvvetli olacak. Çok fena ya. Güneş, ay falan çok acayip. Niyazi. Niyazi, bir şey desene. Ne diyeyim arkadaş? Anayasa kitapçığını fırlatıverdi yüzüme. Ocaköy'ü yönettim. Bir kadını yönetemedim ya. Evet. Babaanne, bugün aşıya kadar Niyazi'yle baya baya iki aşık gibi oturuyordunuz. Niyazi'nin azıcık oraya gidemem dedim. Asubay ne olacak peki? Firat'ı birden böyle karşımda görüverince Gülsüm'üm heyecanlanıverdim biliyor musun? 50 yıl geçiverdiydi aradan. Ben Firat da... böyle ilk heyecanımı, ilk gençliğimi bulabileceğimi zannettim. Ama gençlik gitti mi kızım bir daha geri gelmiyorum. Şunu anlayıverdim ki Gülsüm. Geç kalınmış daha bir tek çare yok gari. Seni anlayacaksın. Eski çamlığa bardak oluvermiş. Nasıl yani? Yani... şunu düşünüverdim. Niyazi'yi görünce gari... ben onu sevdiğimi anlayıverdim Gülsüm. Yani Firat benim için artık böyle hatırası çok güzel. Öyle bir güzel bir hatıra olarak kalacak gari. Vay be fidansız. Beni ikinciye yattın ha. Sen beni yaktın ama ben de seni yakmaz mıyım?